Herkese merhabalar. Bugün sizlere evimin balkonundan sesleniyorum. Peki bir balkon turu ya da ev turu mu yapacağız? Hayır. E, sizlere emlakçı gibi ev de gezdirmeyeceğim. O zaman bugün ne yapacağız? Hemen şöyle cebimden çıkarıp göstereyim. Dostlar bugün sizlerle birlikte Mi t Pro'ya yakından bakacağız. Ofiste değilim eve geldim ve hızlı bir şekilde bu videoyu sizlere ulaştırmak istiyorum. Bugün sizlerle birlikte Mi t Pro'nun artıların eksilerini konuşacağız. Bir ilk bakış yapacağız. Ve ben hangi özelliklerine hayran oldum, hangi özellikleri daha iyi olabilirdi bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce MIUI Türkiye yönetimine yani Hasan Özkan ve Emre Kilcilere bana bu telefonu inceleme imkanı sağladıkları için de teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz masamıza geçelim ve cihaza yakından bakmaya başlayalım. Evet dostlar selamlar tekrardan. Şimdi masamızdayız. Güneş kaçmadan, ışık kaybolmadan Sizlerle birlikte bu cihazın tasarımına yakından bakalım. Mi 10T Pro. O kadar bekledik ve artık elimizde. Dostlar, cihazın tasarımıyla başlamak istiyorum. Cihazı elime ilk aldığımda gerçekten çok etkilendim. Ya çok çok başarılı bir tasarım var cihazın. Hani elime aldığımda, ben çünkü hani Mi 10T serisi bu. Açıkçası bir amiral gemisi tasarım ya da malzeme kalitesi beklemiyordum. Ama Mi 10'dan, Mi 10 Ultra'dan ya da Mi 10 Pro'dan herhangi bir şekilde farkı yok. Çok çok kaliteli bir malzeme kalitesi var. Ve elde tutuş hissiyatı da yine aynı şekilde çok başarılı. Şimdi isterseniz tasarım detaylarına geçelim. Cihazın uzunluğu 165 mm, genişliği 76 mm dostlar ve 9.3 milimetrelikte bir kalınlığı var. Evet cihaz birazcık kalın görünüyor kağıt üzerinde ve birazcık da ağır görünüyor. 218 gramlık bir ağırlığı olduğu yazıyor internet sayfasında. Ama mesela ben bunu bilmesem bana bu cihazı verseler deseler ki ya sence bu kaç gramdır? Ben bunu 180-190 derim. Çünkü içerisinde 5000 mAh'lik bir pil var ve 218 gram olmasını gerçekten garipsemiyorum. Sonuçta bu cihazda plastik malzeme de kullanılmamış. Ama öyle dengeli bir şekilde dağıtmışlar ki cihazın ağırlığını gerçekten elinizde 218 gramlık bir telefon tuttuğunuzu anlamıyorsunuz. Mesela ben hep bu konuda Mi Mix 3'ü ve Samsung Galaxy A80'i örnek gösteririm. İki cihazın da üst tarafı o kadar ağır basıyordu ki cihazı tek elle kullanmak çok yoruyordu bileğinizi. Ama bu cihazda öyle bir şey kesinlikle yok. Yani cihazı kullanmak gerçekten çok büyük keyif veriyor ve sizleri yormuyor. Şimdi tasarım detaylarıyla devam edelim dostlar. Cihazın yan tarafına baktığımızda burada basış hissiyatları ve geri bildirimleri, kuvvetli ses açma ve kısma tuşlarını görüyoruz. Alt kısımda da parmak izi entegre edilmiş bir güç tuşu var. Onu da şöyle göstereyim. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Hem Poco'dan hatırlıyoruz hem de Redmi Note 9 ailesinden hatırlıyoruz. Cihazın parmak izi okuyucusunu arkaya veya ekrana koymamışlar. Arkaya koymamalarının sebebi biraz estetik kaygılar yani artık yıl olmuş 2020 arka tarafta görmeyelim. O, buradan Google'a bir taş attık. Ön tarafa koymamalarının sebebi de bu cihazın ekranının AMOLED değil IPS olması. Bildiğiniz gibi AMOLED'de her piksel ayrı ayrı aydınlatılabildiği için ekran altına parmak izi okuyucusu AMOLED ekranlarda gizlenebiliyor. IPS ekranlar için henüz öyle bir teknoloji bulunmamakta. O yüzden yan kısma koyulmuş parmak izi okuyucusu ve şöyle hızına da beraber bakalım. Yani bu arada ekranı görmüyor ama şu an için çok önemli değil bizim için. Sonuçta tasarımına bakıyoruz. Şöyle dokunduğum gibi gördüğünüz gibi açılıyor. Ben ilk kullandığımda Mi 9 kullanıyorum sürekli şu orta tuşa basıp basıp durdum. Daha doğrusu ekranın ortasına ama bir zaman sonra mutlaka alışacaksınızdır. Cihazın üstüne baktığımızda ise üst tarafta irde portunu görmekteyiz. Mikrofonu görmekteyiz. Ve alt kısma geldiğimizde ise burada sim kart gir e girişini görüyoruz. Daha doğrusu tepsisini görmekteyiz. Hemen yanında bir Type-C girişimiz var, mikrofonumuz var ve hoparlörümüz var. Bu arada dostlar, bu cihazda stereo hoparlörler var ve müzik performansı gerçekten başarılı. Cihazın yan kısımları 7000 sınıfı alüminyumdan yapılmış yani bu çerçeveler. Cihazın önü ve arkası ise Gorilla Glass 5 camdan oluşuyor. Ve daha önce de söylediğim gibi bu kamera kısmı Gorilla Glass 5 ile korunuyor dostlar. Yani gerçekten çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Bu arada tasarım demişken ben cihazı ilk gördüğümde bu arka kamera tasarımını çok beğenmemiştim ama cihazı gerçek hayatta şöyle bir elime alıp kullandığımda tasarımın gerçekten çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Sanki burada olduğundan daha büyük gibi duruyor bu arada 108 megapiksel kamera. Belki de burada ois için geniş bir alan yaratmak istemiş olabilirler. Benim aklıma sadece o geldi veya sadece tasarım için bu şekilde büyük yapılmış olabilir. Ana kameranın hemen altında dostlar diğer kameralarımız var. 13 megapiksel geniş açı ve 5 megapiksel'lik makro kameramız var. Burada bir çift tonlu led flaşı görüyoruz. Üstünde de burada bir boşluk var. Yani o tamamen estetik amaçla koyulmuş. Bu bana biraz şeyi hatırlattı. Hani bazı arabalarda fake egzoz çıkışları vardır ya. İçine elini sokmaya çalışırsınız aslında orası kapalıdır. Biraz böyle fake, fake egzoz çıkışları gibi duruyor. Şimdi telefonun tasarımını konuştuk. Gerçekten de tasarım anlamında etkileyici bir telefon var karşımızda ve burada ön kameranın da 20 megapiksel'lik ön kameranın da hemen sol üst tarafa koyulduğunu görmekteyiz. Şimdi bu T serisi olduğu için Mi 9T kullanıcıları veya Mi 9T'yi seven insanlar ya T'de keşke devam etselerdi böyle periskop kamera diye olabilirsiniz ama şöyle mi bu yönde bir tercih yapmamış. Bence bu tasarımda da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi isterseniz telefondan konuşmaya Başlayalım dostlar. İlk olarak işlemci tarafıyla başlamak istiyorum. Biraz böyle farklılık olsun. İşlemci kısmında 7 nanometrelik Snapdragon 685 işlemcisini görebilmek mümkün. Bu işlemci gerçekten çok başarılı dostlar. Yani herhangi bir şekilde sizleri kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır. Zaten bu 865 işlemcisi o kadar güçlü ki şu an piyasada bunun plus'ından başka Android camiasında alabileceğiniz daha güçlü bir işlemci yok. Huawei'in Kirin 9000 serisine ayrı tarafa tutuyorum. Çünkü henüz Türkiye pazarında da satışa çıkmamış durumda. Bu arada cihazda sıvı soğutma da kullanılmış dostlar. Yani o kadar kaslı bir işlemci ki bu. ısınmaması için her şeyi yapmış Xiaomi. Ve şu an için bir şey diyemeyeceğim ısınıp ısınmadığına dair. Çünkü cihazı çok daha yeni kullanıyorum. İçerisine oyun yüklemeye bile fırsatım olmadı. Zaten bugün ya da yarın bir oyun testini çekerim. Orada da ısınıp ısınmadığına hep birlikte bakarız. Ama dediğim gibi gerçekten güçlü bir işlemci, güç, iyi bir RAM ve depolama birimi kullanılmış. RAM ve depolama birimi derken UFS 3.1 depolama birimi kullanılmış dostlar burada ve Low Power DDR 5X RAM'ler kullanılmış. Yani şu an kullanabilecekleri en hızlı depolama çipini, en hızlı işlemciyi ve en hızlı RAM'i burada kullanmaya çalışmışlar. Cihazın 8 GB'lık bir RAM'i var. Depolama kısmında da 128 veya 256 olarak cihazı satın alabilmek mümkün. Hatta şöyle sizlere de göstereyim işlemci kısmında. Burada gördüğünüz gibi 865'i görebiliyoruz ve burada çekirdeklerin saat hızında yine görebilmek mümkün. Zaten detaylı videosunda bu işlemcinin nasıl bir performansı olduğuna dair her şeyden bahsetmiş olacağız dostlar. Şimdi isterseniz ekranla devam edelim. Ekrana baktığımızda bu cihazın aslında en öne çıkan özelliği olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ekran aşırı parlak. Şunu biraz kısarsam sanırım daha iyi görülebilir ekranda. Şimdi dostlar bu cihazın ekranı 144 Hz. Evet yanlış duymadınız. Cihazın 144 Hz ekranı var. Ya bu inanılmaz bir tazeleme hızı. Bakın bunu gerçekten deneyimlemenizi istiyorum. Ben çünkü bundan bir ya da bir buçuk yıl önce Asus'un bir oyuncu telefonunda ilk defa 120 Hz denemiştim. Ve ya bu neymiş ya demiştim. Gerçekten çok şaşırmıştım. Sonrasında günlük hayatıma dönüp 60 Hz ekranlı Mi 9'u kullanmaya devam ettim. Sonrasında dün şu cihazı aldım. Pocophone'u. Ve 120, 90 Hz 120 Hz ile tekrar tanıştım. Ve tekrar hayran oldum. Ve bugün bu cihazı elime aldığımda 144 Hz'lik tazeleme hızını tekrar kullandığımda ya gerçekten mesletti beni ekran. O kadar akıcı çalışıyor ki yani cihazı kullanırken keyif alıyorsunuz. Bakın zaten cihazın yazılımı ve donanımı mükemmel. Yani ekran tepkimesine ya da uygulama açılış kapanışlarına çok hızlı tepki veriyor. Ekranı kendisi de yağ gibi aktığı için Cihazı kullanırken gerçekten çok büyük keyif alıyorsunuz. Yani isterseniz bu 765'li bir işlemci olsun, 720G'li bir işlemci olsun bu telefonda. Ben yine de bu telefonu tercih ederdim. Çünkü gerçekten ekran çok çok büyük bir deneyimi değiştiriyor sizlere. Her ne kadar 20.000 liraya kadar fiyata çıkabilecek Apple telefonlarda hala 60 Hz varsa ve Apple ya çok da deneyim farkı yok dese de inanmayın dostlar 120 Hz'lik ekranlar, 144 Hz'lik ekranlar hatta 90 Hz'lik ekranlar bile çok büyük deneyim farkını sizlere gösteriyor. Bu arada Xiaomi bu cihazı 144 Hz ekran koymuş ama bu cihaz sürekli 144 Hz'de çalışmıyor. Bu cihaza bir de Adaptive Signage deden bir özellik koymuşlar. Yani Ekranda eğer donuk bir görüntü varsa burada ekranın tazeleme hızı 30, 30 Hz, 48 Hz, 50, 60, 90 Hz arasında değişebiliyor. Ve böylece ekran sürekli 144 Hz'de çalışmadığı için bir pil tasarrufu sağlanmış oluyor dostlar. Ve Xiaomi şunu iddia ediyor. Bu özellik sayesinde diyor 6 saatlik bir kullanımda %8 pil tasarrufu yapabiliyorsunuz diyor. Yine bu da gerçekten güzel detaylardan bir tanesi. Yani 144 Hz'e o kadar çok anlatmak istedim ki ekranın bazı detaylarını anlatmayı unuttum. 6.67 inçlik bir ekranımız var dostlar ve Full HD Plus bir çözünürlüğümüz var. Yani 2K veya 4K çözünürlüklü ekranları bildiğiniz gibi Xiaomi kullanmıyor. Bence hiçbir sıkıntı yok. Yani şu an bu ekrana bakıyorum ve gerçekten deneyim anlamında güzel. Güneşin altında da kullandım. Şu an hafif düşük ışıktayım. Yine çok çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu cihaza yapılan bir eleştiri var. Ya kardeşim bu cihaza neden AMOLED ekran yok diye. Yani bu biraz aslında firma öncelikleriyle anlatılabilir bir şey. Şimdi bu cihaza eğer AMOLED ekran koyarsa, süper AMOLED ekran koyarsa 90 Hz'lik. E bu sefer Mi 10, Ultra, Mi 10 Pro ile Mi nasıl satacaklar? Yani o yüzden bu cihazı T serisi yapıp ya biz buna IPS koyduk ama biz buna standart 60 ya da 90 Hz koymayalım. Hadi bir bomba patlatalım. Biz bunda 144 Hz tazeleme hızı kullanalım demişler. Yani bu aslında tamamen firmanın cihazı kategorize etme konusundaki tercihine bağlı. Ve IPS ekranı öyle korkulabilecek bir şey değil. Ben az önce YouTube'dan video da seyrettim. Herhangi bir şekilde bir deneyim eksikliği yaşadığımı söyleyemeyeceğim dostlar. Burada kilit ekranı kısmına gelelim. Gözler neyi arıyor? Evet her zaman açık ekran özelliğini ama bu cihazda her zaman açık ekran özelliği panel IPS olduğu için bulunmamakta dostlar. Yani ekran gerçekten başarılı. Kapatacak olursak HDR10 desteği de var zaten. Eğer Netflix'te vesaire HDR içerikler tüketiyorsanız sizlere bu konuda da destek veriyor. Bu arada ekranda bir şey dikkatimi çekti. Bu MIUI 12 ile gelen bir özellik. Renk şeması kısmından Burada gelişmiş ayarlara girdiğinizde şöyle basalım. Gördüğünüz gibi ekranın renk düzenini ya da rengini display sRGB veya P3 olarak değiştirebiliyorsunuz. Bazı terimleri gerçekten hatırlamakta zorlanıyorum şu anda ve bu şekilde ekranı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok başarılı bir şey. Yani ben bazen mesela ekranın renkleriyle oynayabiliyorum. Geçenlerde hatta Mi 9'un ekranı bir arkadaşımla karşılaştırdığımda bana biraz sarımtırak gelmişti. Sonradan hop ufak böyle bir renk şeması ayarından değiştirdim ve yoluma devam ettim. Bu arada tüm Rainline, Rainline sertifikası da var. Yine güneş ışığı 3.0 modu da var. Okuma modu bunların hepsini görebilmek mümkün. Bakın burada parlaklık ve özel olarak güneş ışığı modu koymuşlar. Yani bu modu açtığınızda Ekran pas pas parlıyor ki şunu söyleyeyim bu cihazın ekranı normalde 500 nit mi parlaklığa sahip ama maksimum parlaklıkta 650 nite kadar çıkabiliyor ve bugün saat 3'te falan dışarıdaydım telefonla. Güneşin altında görmekte herhangi bir şekilde kesinlikle zorlanmadım. Şimdi cihazın kamerasıyla devam edelim. Cihazın kamerasını bayağı bir denedim dostlar. Zaten arka planda görüntüleri de göreceksiniz. Cihazda 108 megapiksel'lik bir kamera var ve cihazın kamerasını açar açmaz cihaz size ben de gerçekten güzel bir kamera var diyor. Yani ister bir çöp bidonun önünde olun, ister bir arabanın önünde olun, isterseniz deniz kıyısında olun. O ekrana baktığımızda kamera açıkken vay be bu telefonun kamerası güzelmiş diyorsunuz. Mesela aynı şey ön kamerada da geçerli. Bu cihazın ön kamerası da çok çok başarılı. Ama 108 megapiksel'lik bu Samsung sensör Gerçekten işini çok güzel yapıyor. Bu arada sensörün biraz detaylarına bakalım. 1 bölü 1.33 inçlik bir sensör boyutumuz var dostlar. Ve 0.8 mikron pikselde piksel büyüklüğümüz var. Yine bu pikselleri dörtlü olarak kullanabiliyoruz. Cihazda telefoto bir kamera yok. Yani dediğim gibi burada Mi 10, Mi 10 Pro gibi cihazlarla arasına biraz fark koymak istemişler ve bu cihazda telefoto kameraya yer vermemişler. Telefoto kamera olması olmaması ne demek? Bu cihazda 3x, 5x optik zoom olmaması demek. Ama 108 megapiksellik kamera ile yaptığınız 5x ve 10x zoomla gerçekten çok başarılı oluyor. 30x'e kadar zaten dijital bir zoomumuz var. Bu arada cihazda OIS var dostlar. Yani ana kamerada optik stabilizasyonlu olması, benim gibi Mi 9 kullanıcıları çok iyi anlayacaktır beni. OIS gerçekten hayat kurtarıyor. Bu arada ufak bir bildirim yağmurdu oldu. Arkadaşlarımın bazıları cihazları merak ediyor. Yani dediğim gibi kameranın donanımı bu şekilde. Şimdi isterseniz biraz da neler yapabiliyor ondan bahsedeyim. Standart modda 25 megapiksel fotoğraf çekiyor. Yani burada baktığınızda. 25 megapiksellik fotoğraflar bile gayet yüksek çözünürlüklü demek. 108 megapiksele zaten her zaman ihtiyacınız du olmuyor. Yine 108 megapiksellik zaten fotoğrafları da arka planda görebilmek mümkün. Bu arada şimdi bunda optik stabilizasyon ve telefoto kamera olmadığı için size bir tüyo vereyim. Bu cihazda dijital zoom yapmayın 30x'e kadar gerek yok ya da 10x'e kadar. 108 megapiksel çekin ve sonrasında croplayın dostlar. Bu crop'u yaptığınızda zaten çok çok yakınına girmiş olacaksınız objenin. O yüzden bu benden size ufak bir tüy olsun. Gerçi bunu çoğunuz biliyorsunuzdur ama bu cihaz özelinde bundan bahsetmek istedim. Optik bir sensör olmadığı için içerisinde telefoto sensör. Burada 108 megapiksel çekip sonradan kroplamak sonradan yaklaşmak çok daha mantıklı. 13 megapiksellik bir geniş açı kamerası var. Açıkçası geniş açıyı çok denemedim. Ama birkaç fotoğraf çektiğimde ondan da gayet memnun kaldım. Yani geniş açı kamerası kalitesiz değil. Bazı telefonlarda ana kameradan geniş açıya geçişte bir kalite düşüşü hissedilir. Ama bu cihazda o düşüşü pek hissetmediğimi söyleyebilirim. 5 megapikselde makro kamera var. Puzzle'li bir kamera. Hiçbir şekilde kullanmadım. Kullanmam. Yani zaten 108 megapiksel sensör var. Bir nesneye 2 santim yaklaşacağıma. Yani 5 santim yaklaşır 108 cm çekerim sonradan yakınlaştırırım yani gereksiz bir kamera bana göre yani kamera performansı da ilk izlenimlerime göre gerçekten başarılıydı 20 megapiksellikte bir ön kamerası var kamera çok net fotoğraflar çekebiliyor ve portre modunda da iyi işler yapıyor zaten arka planda fotoğraf örneğinde görmüş oldunuz video konusuna gelecek olursak dostlar cihazda 8k 30 kare saniye video desteği evet var. Ama 8K'da takdir edersiniz ki OIS çalışmıyor. 4K 60 kare saniye, 4K 30 kare saniye, Full HD 60 ve Full HD 30 kare saniye videolar çekebiliyorsunuz. Bu arada bir de sabit video özelliği koymuşlar. Bu mod yazılımla destekleniyor biraz. OIS ve yazılımla yapılıyor. Gerçekten inanılmaz stabil videolar çekiyor. Ama sadece Full HD 30 kare saniye olarak bunu yapabiliyor Keşke ilerleyen zamanlarda biz bunu 4K 30 ya da Full HD 60 kare olarak da görebilsek diyorum. Yani cihazın video performansı da fena değil gerçekten. OIS'in olduğunu fark ediyorsunuz. Ben mesela yan yana iki cihazı tutup ki burada ikinci cihaz Mi 9, onda OIS yok. Video çektim. Gerçekten arada çok çok büyük bir fark oluşuyor. Şimdi cihazla ilgili diğer bir detay pil dostlar. Cihazda 5000 mAh bir pil var ve 33 watt Hızlı şarj desteği var. Şöyle mi diyor ki? Bu pili diyor 60 dakikada diyor %100 şarj edebilirsin diyor. Ama ben bunu denemedim. O yüzden size evet ya ediyor falan diye yalan söylemeyeceğim ya da şu kadar dakikada ediyor demeyeceğim. Cihazın detaylı inceleme videosunda bunların hepsinden sizlere bahsetmiş olacağım. Cihazın da hoparlörlerinden bahsetmek istiyorum. Sizlere şu tane hoparlörleri bir dinleteceğim dostlar. Çünkü gerçekten başarılı stereo hoparlörleri var. Şimdi isterseniz ben bir telifsiz müzik açayım ve geleyim hep beraber bu stereo hoparlörleri dinleyelim. cihazın hoparlör performansını da dinledik. Birçok şeyden de bahsettik. Şimdi isterseniz yavaş yavaş kapanışa geçelim. Bu arada kapanışa geçmeden bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Dostlar cihazda MIUI 12 var. Klasik zaten bu cihazda artık MIUI 11'i de bekleyemezsiniz. Zaten MIUI 12'den sonra çıktı cihaz. Yazılım performansı gerçekten başarılı. Çok hızlı çalışıyor cihaz. Mesela MIUI 10, 11 bunlar böyle biraz OnePlus'ın ya da bir bazı arayüzlerin gerisindeydi. Hem sıkıntılılardı, hem de çok stabil çalışmıyorlardı ama MIUI 12 gerçekten yağ gibi akan bir arayüz. Zaten özelleştirmesi çok bol, içerisinde birçok farklı uygulama var. Maalesef yine arama ve mesajlaşma uygulamaları Google olarak geliyor. Yani Xiaomi neden bu uygulamaları kaldırdı bilmiyorum kesinlikle. Ama yine temizleyicisi, galerisi, işte güvenlik uygulaması, video uygulaması, müzik çaları, notlar uygulaması. Yine bunların hepsi cihazın içerisinde yüklü olarak geliyor ve gerçekten cihaz çok performanslı çalışıyor. Şu da biraz etken. Şimdi bu cihazın ekranı 144 Hz olduğu için daha önce de zaten bahsettim bundan. Bu 144 Hz'lik ekran ve yazılımın hızlı çalışması sizlere müthiş bir deneyim sunuyor. Burada şey mi sadece Mi 11 koyup geçmemiş dostlar? Mi 10 Pro'ya özel kamerada birçok farklı aslında video modu gelmiş. Mesela şu şekilde baktığımızda burada birçok farklı video seçeneği var. Fotoğraf kısmına geldiğimizde yine aynı şekilde şuradan efektleri açtığımızda mesela burada gurme modu, aşk, film, soda, cyberpunk, seyahat gibi çeşitli modlar gelmiş. Bu modları kullanarak eğlenceli veya paylaşır paylaştığınızda daha çok beğeni alacağınız, insanların daha çok hoşuna giden fotoğraflar çekebilirsiniz kesinlikle. Yine alt kısma baktığımızda bakın burada ekstradan bir menü açılıyor. Burada vlog modumuz var. Belge çekmek için ayrıca mod var. Gece modu var ki şöyle mi? Gece modu 2.0 özelliğini getirdi bu cihaza ve gece gerçekten çok daha başarılı fotoğraflar çektiğini söylüyor. Ben de gece modunda bir iki fotoğraf çekmeye çalışırım eğer zaman yeterse ve bu şekilde sizlere cihazın gece performansını da göstereyim ki bu videoda gösteremezsem incelemede mutlaka göstermiş olacağım. Ön arkaya geldiğimizde ise bakın şu şekilde cihazın hem önü hem arka kamerası aktif oluyor ve cihazla bu şekilde videolar çekebiliyorsunuz. Yani biraz böyle TikTokçulara oynamış gibi geliyor bana çünkü firma kendi resmi sitesinde de sayfasında da birçok böyle demolar yapmış gördüğünüz gibi. Yine klon özelliği uzun pozlama özelliği gelmiş mesela. Burada işte yağlı boya, ışık boyama, yıldızlı gökyüzü, yıldız parkurları gibi çeşitli ön ayarlar da geliyor. Yani siz eğer mesela elinize bir çakmak alıp Böyle bir boyama yapacaksanız veya yıldızları çekecekseniz bunu önceden buraya koymuşlar. Bu yine güzel bir detay olmuş. Çünkü buradaki ayrımı yazılımla kendisinin yapıyor olması bence hoş bir detay. Evet, ben anlatırken yoruldum. Umarım dinlerken sizi yormamışımdır. Hatta masa boş kalmasın. Şuraya bir de kardeş cihazı getirelim. Poco X3'ü. Bunun da inceleme videosu çok yakında geliyor. Evet, Kapatışı artık yavaş yavaş yapalım cihazlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa dostlar Hemen sağ üst köşede şurada yazan ilk araca MTG Instagram adresinden beni takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir like atmayı da unutmayın. Çok yakın zamanda bu iki cihazında birçok videosu sizlerle birlikte olacak. Şimdilik benden bu kadar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bu dönemlerde lütfen sağlıklı kalmaya dikkat edelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.